hafta sonu diliyoruz. Bugün günlerden cumartesi. Evet sevgili seyirciler, gerçekten de çok enteresan amili futbol takımımız Avrupa Uluslar Ligi'nde bugün İsveç'e Konya'da 1-0 mağlup oldu ve milli takımımız küme düştü. Küme düştü ne demek? Artık daha böyle kendisinden daha küçük takımlar, belki de kendi seviyesinde olan takımlarla mücadele edecek. Bir bakıma şu anda çok büyük bir infial var ortada. İşte amili futbol takımımız çok kötü durumda, çok sıkıntılı dönemde diye. Bundan sonra Avrupa yolculuğu ve Dünya Kupası sıralamasında neler olacak? Bundan sonra Avrupa Şampiyonası'nda neler yapacak diye, ama amili futbol takımımız C ligine düştü. Bu ne demek? Bir A ligi var, B ligi var, C ligi var. B liginden sonra C ligine düşmesi aslında C liginde işte Moldova gibi takımlarla, Karadağ gibi takımlarla, Makedonya gibi takımlarla oynayacak. Buradan birinci olup belki de daha sonrasında Avrupa Şampiyonası'na katılma olasılığı daha büyük bir şans. İyi bir şey mi? Hayır, tabii ki değil. Çünkü uluslararası futbol pazarında amili futbol takımımızın da büyük anlamda marka değerinin kaybolmasına sebep oluyor. Ama kağıt üzerinde matematiksel olarak baktığınız zaman amili futbol takımımızın Avrupa şampiyonalarına işte ikinci torba, üçüncü torbadan değil de dördüncü torbadan katılmasını sağlayacak. Bizim için iyi mi? Bana sorarsanız, bize sorarsanız katılabildikten sonra nasıl katılırsak o yol bizim için daha iyi bir yoldur. C ligine düştük. C liginde milli takımımıza başarılar diliyoruz. Konuşulacak çok fazla bir konu yok. 1-0 yenildik. İlk yarıda çok daha etkili bir milli takımımız vardı. İkinci yarıda İsveç milli takımı hem teknik hem kondisyon hem fizik anlamında ve oyun anlayışı açısından milli takımımıza göre çok çok daha etkin bir futbol sergiledi. Ve İsveç milli takımı amili futbol takımımızı penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. İkinci yarıda bulduğu golle. Evet, en fazla bu kadar konuşulur. Yani milli takımımızın şu anda konuşulacak tek noktası bu. C liginde mücadele edeceğiz. C liginde artık millilerimiz yer alacak. Bu çok fazla bir konu değeri taşımıyor aslında. Bunu söylemek gerekiyor. Çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Tekrar söylüyorum. İşte A liginde İspanyalar, İtalyalar, Fransalar, Almanyalar, bu takımlar var, İngiltereler var. B liginde işte Hırvatistanlar, İsveçler, Portekizler. Portekiz A liginde sayılır da A liginde de C liginde de milli takımımız Makedonyalarla, Moldovalarla, Karadağlarla bu tip takımlarla mücadele edecek. Buradan birinci çıktığı zaman Avrupa Şampiyonası'nda oynaması daha büyük şans diye düşünüyoruz. Düşünüyorum sevgili seyirciler. Sinan abicim. Küme düştük he? Küme düştük. Hayır. Ama ben bunu hani her şerde bir hayır vardır derler. C liginde mücadele edeceğimiz anlamına geliyor bu. C liginde biz işte Moldovalar, Makedonyalar, hep aynı örneği veriyorum. Karadağların arasından çıkıp Letonyalar, Litvanyaların arasından çıkıp birinci olursak Avrupa Şampiyonası'na gitme ihtimalimiz çok çok daha yüksek herhalde. Orada Ertem, da bu takımların arasından birinci oluruz gibi geliyor bana. Ertem, kimsede milli heyecan falan yok. Yok. Kimsenin milli maçı falan da seyrettiği yok. Yok. Kimsenin milli takımla falan işi yok. Yavaş yavaş da Türkiye'de işte baktığın zaman işte 3 büyük, 4 büyük, 5 büyük işte veya bazı şehirlerde çok taraftar var. Yani futbola sevgi var. Onun dışında Türk futbolu hali ortalarda. Ortada. Yani maalesef. Onun için ne de Türk futbolcusu var, ne yetişiyor, ne yetiştirmek için de doğru düzgün kimsenin de projeleri de yok. Tamamıyla günü kurtarmak her şey adına. Hı-hı. Ha bu taraftarlar için de öyle. Yani taraftar da yani şimdi bir sene başarısızsa bir başkan, iki sene başarısızsa istifa et diyorlar yani. Hı-hı. Onun için uzun vadede kimse bir şey yapamıyor. Dolayısıyla şimdi bak, milli takım, bu milli takım çok güzel milli takım. Genç, hı-hı, çocuklar. Hı-hı. Yeni bir nesil yakalıyoruz. 3 sene, 4 sene falan filan. Evet. Ama bu milli takıma daha genç bir hoca bulmak lazım şimdi. Çünkü, hı, uzun bir süre, değil mi? Bir şey, tabii, beklemiyoruz. Tabii. Daha genç, daha dinamik. Mesela Lucescu, Tayfur yetiştirsin mesela. Tabii bir Avrupa Şampiyonası ya birini yani var. Veya değişsin. Yani bak, kimse milli takımdan uzun seneler bir şey beklemesin. Kimse Türk futbolundan da ayrıca bir şey beklemesin. Çağlar, Cenk, Zeki, Cengiz. Hiç kimse, kimsenin haberi yok biliyor musun bu oyunculardan? Cenk Tosun. Bak, kimsenin haberi yok bu çocuklardan.
Bir bunların işlerinde Hakan şey Çalmanoğlu. Çok ne o? Cengiz çok başarılı. Hı-hı. Avrupa'da. Cengiz Cenk bazen oynuyor. İşte Hakan'a falan bakıyorsun ve kimsenin yani bu çocuklar oynadı, oynamadı veya falan filan yazık yani öyle bir sevimsiz bir durum var ki şu an milli takım adına, Türk milli takım adına. Çünkü Türk milli takımını hep söylüyoruz. Ne zaman İstanbul'da top oynayacak, maç yapacak, o seviyeye gelecek? Milli takımımızı bu insanlar, halkımız ne zaman sevecek? Türk milli takımını ne zaman seveceğiz? Evet. Yani şimdi Lücescu'yu getiriyorsun. Fark etme Lücescu'nun yerine başkasını da getirsek 3 maç sonra bu sonuçlar alınsın Ertem'cim. Yine ona ağır eleştiri yapıyoruz. Bizim için fark etmiyor. Evet. Çok istedik Abdullah Avcı geldi. Paramparça yaptılar. Değil mi? Evet. Önce Ersunlara git, daha geriye git. Herkes çok istendi. Fatih Terim geldi. Türk futbolunun bir numarası dedin. Evet. Onu da aynı şekilde yaptık. Yani bizde sabır yok. Sabırsızız. Yani çok şey girmeyeyim. Ama mesela Fatih Terim de mesela rahat yönetemedi. Yani bazı şeyi rahat yapamadı. Doğru. Çünkü ona da bazı şeyleri şöyle yap, böyle yap, şunu çağır, bunu çağır, onu affet, bunu affet falan filan gibi. Yani onlar bazı iradelerin de Türk futbolda uzaklaşması gerekiyor. Abi şimdi bakıyorsun bugün Türk milli takımında senin yani şöyle kurabileceğin, arka arkaya düşünebileceğin Türk milli takımında bir 11 yok. Yani bir hafta bakıyorsun biri oynuyor, bir hafta biri bakıyor oynuyor. Yani ya ben işte şunu hocam. Ya şimdi Çözkü'ye bakıyorsun 85. dakikada sol bek değiştirmek nedir abi? İnanılır gibi değil. Yani onun için diyorum yani bir istikrar olarak yok bakıyorsun. Yani bir istikrar yok ama en baştan Futbol Federasyonu radikal bir karar alacak abiciğim. Diyecek ki Türkiye'ye 5 sene bizden bir şey beklemeyin, 4 sene bizden bir şey beklemeyin. Çünkü Türk futbolunda şu an en önemli oyuncuları takımlarında oynamıyor. Arda, Burak, iyi futbolcu olarak bakın Oğuzhan. Yani yardım et bana. Sordağ. Olcay yani, oynamıyor. Yani Olcay Şahan diyorsun, Tolgay diyorsun, kadro dışı falan filan. Dönelim öteki tarafa bakıyorsun. Ayrıca da Türkiye'de... Kaleciler? Türk oyuncu. Volkan Babacan, Mert, Volkan Demirel... Mesela lider takımın kalecisini alman lazım. Almıyor. Diyor yanlış. Ki biraz tecrübe kazanması yani, lazım diyor ya. Lider takımın Mert kalecisi, için. Lider takımın kalecisi ve iyi de kaleci oynar. Milli takım kalecisidir, lider takım iyi de kaleci. Ya Sinan bu Sinan'dan falan da iyi kaleci. Ya. Bak şimdi Mert, İnanılır gibi değil. Mert bu Sinan'dan falan da iyi kaleci. Tabii. Ben sana söyleyeyim. Şimdi burada tamamen Lücescu neye dayanarak yapıyor kadroyu, neyi düşünüyor bilmiyorum. Ama milli takımımız eğer diyecek ki 5 sene bizden beklemeyin, ondan sonra ona göre genç bir hoca alacaksın. Tayfur diyeceksin. Veya Lücescu üstte kalsın. Teknik direktör ileride Tayfur olacak diyeceksin. Veya başka bir isim bilmiyorum. Onun için radikal karar alması lazım. Ama en önemlisi Türkiye'de futbolcu yetişmiyor. Türk futbolunda şu an oyuncu yetişme sıkıntısı var. Neden? Yok. Neden Sinan abi? Bak geçen gün ben altyapılarla ilgili bir şey söyledim. Öğrendim Ali abiymiş. Ali Yavaş. Ali Yavaş abi evet. Ali müthiş Yavaş bir edersin. Galatasaray altyapısı varmış. Mükemmel. Bak müthiş. Bir arkadaşım Porto maçını seyretmiş. Evet. Diyor ki Galatasaray altyapısına diyor. Müthiş oyuncular kimler var. Kimler var ya? Ben gördüm biliyorum. Ben. Aynen söylediğini söylüyorum. Sonra soruşturdum ben. Ali, burada Abdülkerim dedi ya Ali Yavaş sordum. Hı hı. Arkadaşım tesadüfen bakmış maçına bakmış. Harika oyuncular geliyor. Bunları çoğaltmak lazım ama bunları çoğaltmak için de yarışmacı takımlarda bu çocuklar nasıl şans bulacaklar? Hepsi yabancı. Şimdi Rodriguez'den daha iyi olması lazım. Mesela 17 yaşındaki, 18 yaşındaki çocuğun. 19 yaşındakinin. Şimdi bizim zamanımız böyle değil. Bizim zamanımızda 16-17 yaşında ben, Metin, Rıza, Feyyaz, 17-18 yaşlarında Ali falan 17-18 yaşlarında A takımda oynamaya başlamıştık. Tabii. Bu kadar çok yabancı yoktu. Ama şimdi bakıyorsun hem Türk futbolcusu pahalı diyorlar, yabancı alalım diyorlar, yabancı yerine koyuyorlar falan filan. Onun için Türkiye'de bu işi Türkiye'de bir tane adama bırakacaksın. 4 senede 5 senede diyeceksin ki kardeşim 4 senede 5 senede bizden bir şey beklemeyeceksin. Yazık. Çok iyi oyuncularımız var, arada kaynıyor. Bak bugün Cengiz Ünder dünya çapında bir oyuncu. Kesinlikle. Biliyor musun? Kesinlikle. Hakan Çağlanoğlu dünya çapında çok iyi futbolcu. Çağlar Söyüncü, Wolfsburg, Yunus Mallı'nın bonservisine 35 milyon euro diyor. Bunlar çok iyi futbolcular. Ama abi Emre Belözoğlu'nu atarım mı milli takıma ben? Ya bir Ertuğrul diyor stoperimiz var. Bursa Spor'un kaptanı bak, bu sezonun en Emre iyi isimlerinden. Emre Belözoğlu'nu atarım ben bu araya. Burak Yılmaz'ı çağıracaktım takımıyla. Takımıyla sorun yaşayabilir. O da oynarsan.
Bırak Yılmaz'ı santrafor koy. Eğer tabii ki düşünüyorsan. Tabii ki. Sen karar ver. O takımıyla sorun yaşıyor olabilir. Takımıyla sorun yaşıyor da almayacağım diye. Hayır. Akıllanır belki. Belki akıllanır. Onun için çok fazla milli takım falan filan da millete sıkmayalım. Aynen öyle. Gündeme gelelim. Türk milli takımında ben sana söyleyeyim. İnsanlar milli takım falan merak etmiyor. Milli takımdan falan soğumuş vaziyetteler. Yani milli maçı falan da kimsenin falan merak ettiği yok. İnsanlar baksınlar çok seyreden de yok. Herkes sokaklarda ben baktım gelirken de bana hiç milli takımda falan... Bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin. Bana göre televizyon programcılığı anlamında ki bunu birçok kişi de söylüyor. Sevgili Kerem Çatay da onunla da konuştuğumuz zaman, Sina Koloğlu'yla, Sina abiyle konuştuğum zaman... Yazın Bodrum'da birçok kişiyle konuştum. Diziler anlamında gerçekten senin söylediğin hedef noktası oluyor. Hedef tahtasını çok iyi görüyorsun. 12'yi çok iyi görüyorsun Sinan abi. Bugün hangi diziler vardı mesela? Cumartesi günü bugün. Erkenci Kuş. Erkenci Kuş var. O Ses Türkiye var. O Ses Türkiye var. Ben milli maçın yarın birinci olacağını Memo düşünüyorum. Memo Can diye bir dizi vardı. Hatta ben odadaydım. Seyredim. Devrim geldi. Memo Can'ı kaçırıyorlar dedim. Ya. Memo Can'ı kaçırıyor dizi seyrediyordum. Enteresan değil mi? Ben milli takımın bugün İsveç maçını... bilmiyorum. Birinci sırada olursa sürpriz olur. Olabilir. Hani olabilir. Yine Anadolu seyrediyor. Çünkü Anadolu'daki insanımızın çok fazla şansı yok. Yani gezme, dolaşma anlamında Anadolu'da seyrediliyor. Ama Ertem bayılmıyor kimse. Vay yok, milli takım coşku yok. Al milli takım küme düştü diyorsun. Milli takım küme düştü dediğin zaman insanlar anlatamazsın bunu. Bak mesela biz ülke olarak nereye düştük diyorlar. Tabii. Onun için yani dediğim gibi her şeyden önce bir radikal karar alacak Yıldırım Demirören. 5 senelik diyecekse 5 sene odan ona göre genç bir hoca alacak oraya. Evet. Veya Tayfur'a bıraksınlar. Tayfur'u yetiştirsinler. Biz bundan sonra Lüçesku'nun yerine Tayfur bakacak desinler. Tayfur'u yetiştirsin. Ondan sonra da evet. Dediğim gibi ama doğru karar. Ben büyük şey ne o? Başakşehir'in kalecisi Mert'i alırım. Lider takım. En azından kadroyu alırım. Lider takımın kalecisi. En azından kadroyu alırım. Buyur Ertemciğim dönelim. Bak Fikret Orman'ın Bodrum Meydan demiş. Bodrum Meydan diyor. Ben buradayım diyor. Bugün biliyorsunuz Beşiktaş Divan Kurulu'nun 2018 yılı 4. olağan toplantısı vardı. Sayın Başkan Fikret Orman çıktı konuştu. Benim hiç yakıştıramadığım, taraf da olmak istemiyorum bu konuda. Hiçbir zaman da taraf değilim. Objektifim. Bir Beşiktaş Kulüp Başkanı'na, bırakın Beşiktaş Kulüp Başkanı'nı, Kağıt Spor Başkanı'na şu nerede, bu nerede, paralar nerede, kalemler nerede diye denmez. Beşiktaş'a şampiyonluklar kazandırmış. Beşiktaş'ta Başkan Süleyman Seba, rahmetli Süleyman Seba'yla kıyaslanacak durumda olan bir başkan şu anda. Hedef tahtasında maalesef. Sayın Başkan'a günlerdir işte şu nerede, bu nerede diye sorular soruluyordu. Başkan bugünü bekliyorum dedi. Divan kurulunu bekliyorum dedi. Pankartlar asıldı. Gideceksin maçtan bir gün önce çekeceksin, medyaya servis edeceksin diyor. Ne kazandınız? Amaç neydi diyor. Paralar maralar konuşuluyor. Daha önce 41 kez toplantı yapmışız diyor. Başkanın söylediği çok şey var. Birileri pusuda diyor Sayın Başkan. Bir izleyelim. Ben Sinan abiyle bu bölümde Sayın Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarını ekrana getirirken bizim Sinan Engin'le yaptığımız, Sinan Hocam'la yaptığımız bir çalışma oluyor her zaman ekranda, ekran karşısında. Şöyle gidiyoruz. Sinan abi diyor ki bir dur. Öyle yapacağız. Bir de Sayın Başkan'a başlayacağız. Onur, Lüçescu ile ilgili Vole'de bir anket yapar mısın? Lüçescu devam etmeli mi, etmemeli mi? Yani gitmeli mi, kalmalı mı diye. Voleciler çok sağlam bir şey yapın ve bunu Futbol Federasyonu'na yollayacağım bu anketi. Bir Vole'den, Vole demişken bir de bir anket ben yapabilir miyim Sinan abi? Sayın Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Evet. Bravo. Sayın Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ben rol çalmayayım Sinan abi, istersen sizden bunu yapalım. Hayır, fark etmez. Hayır, sen ne yapsın? Fark etmez. Çünkü sonuçta bir divan kurulu üyesisiniz Beşiktaş'ta. İsterseniz tersine çevirelim. Hayır. Daha iyi, sen de hiç fark etmez. Aynı. Sayın Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarını... Hiç fark etmez. Aynen, senden yazsın. Anladı, Onur anladı, Onur anladı. Top sende. Şimdi Sayın Başkan Fikret Orman'a bir başlayalım, bakalım. Neler söyleyecekler, neler söylemiş izleyelim. Ben Beşiktaş'ı şu anda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Dolmabahçe Sarayı'nın dedim bahçesinden almadım. Yani Çağlayan Adliye Sarayı'ndan aldık. 450'nin üzerinde dava, Kas'taki 19-20'ye yakın Avrupa'da dava ve 2 sene üst üste Avrupa kupalarına gidemediğimiz bir süreçte geldik. Yönetim bu takım senin eserin. Şampiyonluklar kazanılırken, 3. yıldızımızı göğsümüze takarken,
Şampiyonlar Ligi'nde efsane sonuçlar alıp Türkiye'yi, taraftarımızı çok mutlu eden, dünyanın her tarafına tanıtan bu kulübümüzü hiç bizim eserimiz değildi. Ne oldu da bir mağlubiyet esnasında benim ve arkadaşlarımın eseri oldu? Peşine paralar nerede? Esasında Beşiktaş taraftarının kulübüne sahip çıkması hoş bir şey, güzel bir şey. Bunlar kötü bir şey değil. Ben de tribünlerden gelen kişiyim. Hayatım buralarda geçti. 3 ay evveline kadar Türkiye'nin ekonomisini Fikret Orman'a teslim edin, ekonomiyi düzeltsin denilirken işte cimri baş... Bu ne ya? Ayıptır ya. Kime dediniz? Şu pankarta söylüyor. Pankarta dediniz. Bu nedir arkadaşlar? Çarşının ortasında. Kendi başkanınız bu ya. Kendi başkanınız ya. Ne kadar ayıp ya. Camianızın başkanı ya. Hırsıza bile hırsız diyemezsiniz biliyor musun? Bak hırsız yakalanmış tescilli hırsıza bile böyle itham edemezsiniz biliyor musun? Kendi başkanınıza. Yapmayın. Dinleyelim, daha söyleyeceklerim var. Devam edelim. Bonservis vermeyen başkan falan olurken ne oldu da biz bir anda bu duruma geldik? Bir bunu sorgulayalım, hep beraber bir sorgulayalım. Ne oldu da biz bunları tartışır hale geldik? Camianın bir gazı var yani. Bizim kültürümüzde pusu kültürü var. Duello, birisiyle bir probleminiz olur, duello'ya davet edersiniz. Bizde ise bir pusu kültürü var. O pusu kültürü, bekleyen bir pusu kültürü. Bunu esasında ilk defa burada görmedik. Ne oldu da bu duruma geldik? Şimdi bakıyoruz, yönetim işte, para var nerede? Sorguluyorum, hep beraberiz. Çıldırt bizi başkan, öldürt bizi başkan, yeter başkan, başbakan filan denirken o dönem itibariyle ne o yoktu da şu anda var? Pusu kültürü. Pusu kültürünü bekle. Şimdi bu gencecik çocukları, pırıl pırıl çocukları kamuoyu üzerinden yönlendir ve bir Beşiktaş düşmanlığı ortaya çıkartalım. Şimdi bakıyorum Beşiktaş'ın 30. dakika Oğuzhan. Bağırıyorlar Oğuzhan'a. Ya bu çocuklarla beraber biz feda sözünden beraber geldik. Bu çocuklar Beşiktaş'ın forması, evet performansını biz de beğenmiyoruz. Biz her seferinde... Aynısını ben söyledim. Oğuzhan'ın bir hatası var. Bir maçta gol attıktan sonra taraftara yani Partizan maçında sizi duymuyorum gibi, o da yanlıştır. Onu da belirtelim. Taraftar bağırır. Ha, hatalıdır, ayrı bir şey. Söyleriz taraftara, biz de deriz. Aynen öyle, ama Oğuzhan da gol attığı zaman da o hareketi yapmamalıydı. Oğuzhan da o hareket ne yanlıştır. Devam edelim. Evet. Bizim de tenkit edilecek birçok konumuz var. Bunu söylediğimiz zaman mevzuya hemen Şenol Güneş'le problemi var. Oyuncularla problemi var. Hayır, düzeltelim diye konuşuyoruz bunları. İşte yaptığımız transferler, tenkit edilenler de olabilir, olabilir. Ama şu andaki Beşiktaş bir takımına bir bakalım hep beraber. Kalecisi, Şampiyonlar Ligi'nin finalinde oynamış bir kaleci. Stoperi, Dünya Kupası finali oynamış bir stoper. Geçen günde... tekrar maçı vardı İspanya'yla. Pepe dünyanın önemli stoperlerinden bir tanesi. Sağ tarafında Gökhan Gönül, nereden geldi, nasıl geldi, hepimizin yaşadığı şey. Sol tarafında Adriano, Barcelona'dan geldi. Caner önünde medal. Oğuzhanlar, Tolgaylar, bütün hepsi. Bunları yapılırken ne hepimiz ne için yaptık? Beşiktaş esas itibariyle 3. şampiyonluğu da alabilsin diye bir hata yaptık. Evet, kabul ediyorum. Hata şu, biz 3. şampiyonluğu kovalamaktansa o gün itibariyle bütçeyi kısmamız lazımdı belki.
ve biz Şampiyonlar Ligi'nde o yakaladığımız başarıları yakalamaktansa bütçeyi daha kısmamız gerekebilirdi. Ben bunu tahmin edemedim, açıkça söyleyeyim. Euro kurlarının da buralara geleceğini hiçbirimizin tahmin etmediği gibi ben de tahmin edemedim. Ama ne art niyetli bir şey yaptık. Şimdi bu pusu kültürü neyi bekliyor? Beşiktaş'ın kötü gitmesini bekliyor. Ne yapacaklar? Kötü gidecek ki ortaya çıksınlar. Değil mi? 2019'un Mayıs'ında seçimimiz var bizim. Bundan 6 ay sonra. Buyurun. Mayıs ayında duello var. Gelin. Adanalı. Beşiktaş'ı karıştırarak beni insanların karşısında itibarsızlığa çalıştırarak, yönetim kurulunu itibarsızlığa çalıştırarak bu işler olmaz. Biz buralara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Ben de Beşiktaş'ı o Süleyman abiye yapılanları, o Serdar Bilgi'ye küfür edilenleri hepsini yaşayarak geldik. Bir daha Beşiktaş onları yaşatmam. Adaylık olan varsa gelecek aday olacak. Öyle seçimi biz kazanırız diye bir şey söylemiyorum. Buna genel kurul karar verecek. Genel kurul bunun onurunu verecek. Gelecek ve adam. Burada şunu söylemeyi, yani aslında çok kibarlık da yapıyor. Çok. Şimdi etrafta çok konuşuluyor. Devamlı kulis var yani. Kıyıda köşe. Beni de görüyorlar. Var mı Sinan abi? Beni de görüyorlar. Beni de görünce Beşiktaş dostlar. Ya Beşiktaş'ta soyuyorlar, şey yapıyorlar. İşte siz böyle şöyle yapıyorsunuz, dinlemiyor musunuz falan. Arkadaşlar, elinizde belgeniz varsa, elinizde dosyanız varsa, bulgularınız varsa, tespitleriniz varsa divanda, al bugün divan kurulu var değil mi? Değil mi? Şimdi bak, ben doğrudan ve adaletten yana oldum. Herkes biliyor. Hiç benim için var. Benim ne Beşiktaş'ta bir beklentim oğlum söz konusu değil. Söz konusu değil. Bana de ki Fikret Orman'la en son ne zaman yemek yedin? Belki seneler oldu buraya yayına geldi. Bir sağda solda işte Zorlu'da kafede falan ayaküstü karşılaşırsak konuşuyoruz. Ama yukarıda Allah var. Bazı şeyleri söylemek zorundayız. Eğer elinizde beni yolda görüp de söyleyenler de var. Çeşme'de tatildeydim geldi ismini söylemek istemiyorum. Çok önemli bir eski devlet adamının yanından geldi bir tane dostumuz. Kaçacak dedi, yer bulamayacaklar dedi. Şöyle 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 şöyle. Abi açıklayın. Savcılar var. Beşiktaş'ın divan kurulu var, denetlemesi var. Alın getirin. Kime ne para almış, kim ne yapmış. Açıklayın. Yani bunları yapın. Bugün kongre vardı. Hani yolda bana gelip söyleyenler. Beni görünce söylüyorsunuz. Kongrede niye söylemiyorsunuz? Alın elinize deyin ki şuradan şuna şu alındı, şunu indirildi. Şuradan şu aldı, şu indi. Şuna şu iş verildi, şu indi. Falan filan. Niye demediniz arkadaşlar? Kıyıda köşede konuşuyorsunuz. Bakın Fikret Orman'ın söylediği şu. Sonra genç çocuklar diyor, taraftarlar diyor falan diyor. Onları çağırıyorsunuz diyor. Yani onlarla. Onlara da anlatıyorsunuz, inandırıyorsunuz diyor. Onlar da böyle bağırıyorlar diyor. Yani Beşiktaş taraftarını kimse satın alamaz. Parayla falan bağırttırıyor anlamında anlaşılmasın orası. Anlaşılmasın. Ben onu anlıyorum ama çok da kibarlık yapıyor. Yani çocuklar, ben de karşılaşıyorum. Amigo arkadaşlarla onlarla bunu konuşuyorum. Abi işte bu kadar transfer yapıldı, bu paralar nerede? Abicim Beşiktaş'ta her şeyi vardır. AŞ'dir, halka açıktır. Ne istiyorsanız gidersiniz öğrenirsiniz. Bize Zapo ile Sivok dediniz. 4.5'a Zapo'nun menajerlik ücreti yoktur. Orada duruyor bak. Zapo'ya menajerlik ücreti ödenmedi. Pahalı alındı, şöyle alındı, böyle alındı dediniz. Arkadaşlar, hiçbir şey gizli kalmaz. Ne varsa belgesiyle ortaya dökülür. Kim ne aldı, çaldı, çırptı 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira için menajerlerden bilmem ne almak için bu gördüğünüz adamlar onların kucağına oturmazlar. Bunların hepsi oradaki zengin adamlar. Ayrıca
oturmazlar. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Kendim kadar kefil olurum, belki kendimden daha az. Fikret Orman'ın bir kuruş, yani kendi zimmetine para geçireceğine %100 inanmam. Söz konusu da değil. Bu işler öyle basit de değil arkadaşlar. Bak basit de değil. Birazdan dinleyeceksiniz. Açıklıyor orada bazı şeyleri. Birazdan bakacağız. Bakın ne diyorum? Her şeyine demiyorum. Özel hayatıdır, bilmem nedir, başka şey. Ama dürüstlüğüne kefil olurum. Ayrıca böyle basit değil. Kulüpte herkes burada milletin içinde. Ona bunu vereceksin, oradan alacaksın, bunu alacaksın. Yani şimdi transferde para çalma diyorsun. Bak anlatayım size arkadaşlar. Karşı kulübün başkanıyla anlaşacaksın. X bir kulübün başkanı kimse. Onunla anlaşıyorsun. Ona diyorsun ki bu aslında 3. Sen diyorsun 5 al veya 7 al. Aradan bana onu getir. Bu başkana bunu nasıl bir söyleyeceksin? Bu nasıl olacak bu işler? Nasıl hallolacak bu işler? Öyle basit falan değil. Onda o nasıl girdi olarak görünecek? Ne girdi olarak görünecek? Buraya ne olacak? Arada menajerler, aradaki insanlar, onlar, bunlar falan. Bu işler öyle kolay değil arkadaşlar. Bunu kulüplerde çalışan, bak şunlar ufakçılık vardır. Günah boynuna. Yapanı da Allah yedirmesin. Şu vardır. Menajer, 300 bin euroluk menajer almıştır. 50 bin euro neyse bu menajer falancı filana atmıştır. O ayrı bir şey. Ama onun dışında hani 2 milyon euro oradan alalım, 3 milyon falan filan böyle şeyler falan arkadaşlar inanmayın. Biz bunları ben kendimden bildiğim için, çalıştığım için yıllarca her kulüp başkanına da bunu sorabilirsiniz. Yöneticilere sorar. Bu kadar kolay değil bu işler. Çalma çırpma işleri. Yok işte stadı yaparken soydular. Abicim elinizde belgeniz varsa yaşıyor. Herkes orada. Eskiden oradaki yöneticiler vardı, ayrılmışlar. Herkesin elinde vardır. Yollarsın dersin ki sen buna işi verdin. Bundan bu kadar para aldın. Belgesi var. Dersin eyvallah. Ama yazık günah. Kelli felli çoluk çocuğu olan adamlara ve sevgili bizim gençlerimize söylüyorum, taraftarlarımıza. Bakın sevgili gençler. Ufacık şeylere doluyorsunuz. Zamanında şike sürecinde o zaman yazıyorlardı. O zaman o FETÖ'ye hepsi kucağındaydı. Yazıyorlardı gazetelerde. Beşiktaş'ın kadrosunu verdi. Ulan Beşiktaş'ın bilmem ne maçı kadrosunu, Beşiktaş'ın kadrosunu herkes. Ömer zavallı bizim Ömer abi. Bana da verir kadroyu. Ben de ona söylerim. O arar ona söylersin. Beşiktaş'ın kadrosu bilinmiyor mu? Fener'in kadrosu falan. Kadroyu verdi. Ne yaptı? Kadroyu verdi de ne oldu? Taktiğini versen ne olacak? Ama bunu öyle mi anlatıyor ki Beşiktaş'ın şeyini verdi falan. Yapmayın arkadaşlar. Böyle insanları dolduruyorsunuz. Ondan sonra yönlendiriyorsunuz yanlış. Onun için sevgili gençler yapmayın. Herkesin çoluğu çocuğu var. Zamanlarını harcıyorlar. Vakitlerini harcıyorlar bu insanlar. Bu kulübe bir şey yapmaya bakın. Kimse ben Fikret Orman'ı ben Beşiktaş kulübünde daha Serdar Adalı falan filan gidiyor görüşüyor ediyor falan olacak falan da o zamanlar. Fikret Orman'ı gördüm. Ben bir şey düşünmüyorum dedi. Serdar Adalı olmadı. Fikret Orman. Hiç kimse düşünmüyorken Fikret Orman kafasını soktu oldu. Ama bir Beşiktaş'ın başkanına paralar nerede? Çok ağır laf arkadaşlar. Bakın yapmayın. Transferde tamam. Borç kapatmıştır. Yama kapatmıştır. Transfer yapmıştır. Yani bütçeyi kısaltmıştır. Bu kulüptür. Ona göre yani amatör sporlar vardır. Oradan oraya para gitmiştir. Hepsi bellidir. Yani merak edene giderler anlatırlar. Gidin kulübe sorsunlar. Ama bağırmayın. İnsanların dolduruşuna gazına gelmeyin. Onu söylemek istiyor sevgili başkan. Onun için bunlar hoş şeyler değil. Ben Fikret Orman'ın dürüstlüğüne, namusuna her türlü kefil olurum. Bakın bu akçeli işlerde, bu stat işlerinde, bu para işlerinde. Yanındaki yöneticileri saymıyorum. Orada Ahmet Kavalcı falan var. Yeni yönetici oldu falan filan. Yani ona kimsenin zaten parası yetmez. Benim dostum Ahmet Kavalcı. Bizim Umut Güner falan filan. Onlar zaten zengin Umut Güner. Hani uçak falan tutuyor Umut Güner falan. Paraları kendisi falan veriyor bunlar. Hani uçakta gördüğün fotoğraflar arkadaşlar. Zannetmeyin kulübün parasından falan diye. Bak gidin bakın faturalarına. Bunlar öyle adamlar değiller yani. Milletin şeyine falan gelmeyin. Ama onların anlattıkları var. Biz çok şey biliyoruz ama biz anlatılmaz. Ama burada bir gerçek vardır. Beşiktaş'ın başkanına bakın 2 ay önce 3 ay önce yere göğe koyamıyordunuz. Ayrıca bu başkanla da biliyorsunuz ben de kavga ettim biliyorsunuz değil mi başkanla? Kavga ettik yani.
Ben de kavga ettim. Beni bile disipline vermişti. Yani öyle söylendi. Ama bunlar ayıp şeyler, günah şeyler. Yukarıda Allah var. Kendi camianızın başkanına böyle yakıştırma yaparsanız öteki camialara komik duruma düşersiniz. Burada dünyada en eleştirilen adam Aziz Yıldırım'la ilgili bir tip böyle bir şey söylenmedi. Bilmem falanca başkan için hiç kimse hiç başkan için söylenmedi. Hiç duydunuz mu? Ama Beşiktaş'ın başkanına paralar nerede diye dediğiniz zaman kendi camianızı küçük duruma düşürüyorsunuz. Devam edelim Ertemciğim. Devam edelim. Sayın Başkan Fikret Orman kaldığı yerden devam ediyor. Devam edelim. Biz Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz. Biz Beşiktaş için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Ailemizden, sağlığımızdan vererek geleceğiz. Şuraya geldim. Allah sizin yanındasın. Yarım saat uykuyamadım. Bakın yarım saat uykuyamadım ben. Kendi kendime demiyor muyum ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim ya? Demiyor muyum zannediyorsunuz? Yani o maçın ertesi günü gecesindeki modum şuydu. Bu muydu bizim yaptıklarımıza, bizim yaptığımız mücadeleye? Haftanın, hep söylüyorum, her günü Beşiktaş için çalışan bir başkan, bir yönetim varken bu muydu? Bırakayım diye aklımdan geçti mi? Geçti. Geçmedi desem yalan söylerim. Zaten amaç da oydu. Mayıs'ında adayım ben. Yüreği olan varsa, hocam sizi tenzih ederek yine söylüyorum. O öyle kapalı kapılar arkasında o işleri yapmaya çalışmayın. Çıkın, deyin ki Beşiktaş'ı biz böyle borç salmandan çıkartacağız deyin. Demin benim söylediğim gibi. Yani sağda, biraz solda, biraz orada, burada, sağda, solda, orada, burada konuşmayın. Yapın güzel liste. Çıkın başkanın karşısına, ben de kongre üyesi, oğlum da kongre üyesi. Arkadaşlarım beğenirsek listenizi, biz de gider size atarız yani. Bakalım listenize, projeler. Ama öteki türlü Beşiktaş'ın pusu taktiği dediği, yani her kötü maçtan sonra taraftarın bağırması, bu camiayı karıştırmak anlamında onu söylüyor. Yani yapmayın diyor, baktın gelin diyor, kongrede hazırlanın diyor. Ayrıca da etrafta sağda solda konuşacağınızda gelin burada eleştirilerinizi yapın. Başkana deyin ki sen bu parayı buradan buraya aktardın, niye transferde bunu almadın? Saydı başkan kadroyu. Wagner Love'da geçen sene gol kralıydı. Sen bıraksan Galatasaray alıyordu. Bakın Galatasaray alıyordu. Evet. Önce anlatayım size Galatasaray'da nasıl olduğunu. Bilgiler ne?